O yıllarda devlet bütçesi topu topu 200 milyon liradır. Milletin himmetine müracaat edilerek devrin zenginlerinden para toplanıp devlete uçak alınmak istenir. Devrin zenginlerinden bir miktar para toplanmıştır. Nuri Demirağa da gelirler. Nuri Bey, Boğaz Köprüsü projesi hükümet tarafından engellenmesine rağmen siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet teyyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan bekleyemeyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim der ve hazırlıklara başlar. Fabrikayı memleketi Divriği de kurmayı planlamıştır. Ancak öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi kurmaya karar verir. Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa iskelesinin yanında, bugünkü Deniz Müzesi'nin solunda bulunan yerde atölyeyi inşa eder. Deneme uçuşlarını yapabilmek için de Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın alır ve üzerinde büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve uçak tamir atölyesi yaptırır. Günümüzde uluslararası Atatürk Havalimanı olarak kullanılan uçuş sahası, o dönem Avrupa'nın en büyük havaalanı olan Amsterdam Havaalanı büyüklüğündedir. Uçakları kullanacak Türk pilotların yetişmesi için pistin bulunduğu arazide Gök Okulu adında bir de havacılık okulu kurar. Okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirecektir. Beşiktaş'taki atölye fabrikaya dönüşmüştür. Fabrika 1936'da ilk tek motorlu uçak ND-36'yı üretir. 1938'de ise NUD-38 adı verilen çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı gün ışığına çıkar. Uçakların planlarını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizer. NUD-38, 1944 yılında Dünya Havacılık Örgütü tarafından A sınıfı yolcu uçakları standardına kabul edilecektir. Nuri Demirağ, ilk uçak siparişini 1938 yılında Türk Hava Kurumu'ndan alır. Bu arada 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini de gerçekleştirmiştir. Ve 1941'de tamamen Türk yapımı ilk uçağı İstanbul'dan Divriği'ye uçurur. Uçağın pilotuysa Nuri Demirağ'ın oğlu ve Gök Okulu'nun ilk mezunlarından olan Galip Demirağ'dır.